Yerel seçimler 2024, 31 Mart 2024 mahalli seçimler analizi yapmak istedim gerçekten, çünkü çok önemli sonuçlar karşımızda, çok önemli sonuçlara gebe, ama aynı zamanda çok hızlı sonuçlara gidiyor insanlar. Jumping in the conclusion derler ya İngilizce'de. Biraz bunları konuşmak ve bu seçimin neden 2023 seçimden farklı bir şekilde sonuçlandığını, AK Parti'nin neyle karşı karşıya olduğunu, seçmenin neden böyle bir reaksiyonda bulunduğunu, CHP'nin neden %40'a varan bir başarıya ulaştığını, CHP'nin önündeki tarihsel sorumluluğu, yeniden refahın durumunu, milliyetçiliğin zayıflayıp zayıflamadığını ve en sonunda da DEM Parti'yi konuşacağız. Yani aslında 2023 seçimleri ve 2024 seçimlerin karşılaştırılması birincisi. İkincisi AK Parti'nin analizi ve Erdoğan'ın durumu. Üçüncüsü CHP. Dördüncüsü Yeniden Refah. Beşincisi Milliyetçilik. Altıncısı DEM Parti üzerinden mevcut tabloyu yarım saat 40 dakikada analiz edeceğim. Daha çok hap video olarak olacak. Çünkü bütün analizler şu an kafamda, yapmayı bekliyorum. Ama çok hızlı bir şekilde videoyu şeyde paylaşacağım. YouTube, Twitter'da paylaşacağım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını bir yandan dinlerken bir yandan sizlere buradaki fikirlerimi anlatmaya devam edeceğim. Zaten videoyu da şöyle bitireceğim. Bizi ne bekliyor? Bilerek bu saatte açtım. Bu saatte açmamın sebebi de şu. En sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledikten sonra da Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği üzerinden Türkiye'yi bekleyen şeyleri anlatacağım. Şimdi Twitter'dan paylaşıyorum. Bu esnada da sizlerle, sizler şey yapın, arkanıza yaslanın. Havaya sıkmaya ve içmeye çıkacağız şimdi. Havaya sıkmayın ama keyfini çıkarın arkadaşlar. Onu söyleyebileyim. Erdoğan ne diyeceğini ben de çok merak ediyorum açıkçası. Onun ne diyeceği çok önemli. Zaten demin söylediğim gibi videoyu öyle bitireceğim. Şimdi hemen başlıyorum. Özel yayın 2024 mali seçimleri bütün yönleriyle özetliyorum. Şimdi arkadaşlar neden böyle oldu? Önce bunu konuşalım. Şimdi 2023 seçimleriyle 2024 seçimlerini bir karşılaştıralım. Şimdi arkadaşlar bir kere genel seçimlerle mali seçimler arasında her zaman bir fark var. Genel seçimlerde insanlar çok daha bir şeyi değerlendirir. Çok daha büyük bir şey uğruna oy verdiğini düşünür. Mahalli seçimlerde ise genellikle daha az öneme sahip ve kendi hayatını daha az etkileyen ülkenin genel politikası anlamında. Yoksa tabii ki mahalli seçimler sizin çöplerinizin toplanmasından altyapının yapılmasına kadar birçok şeyi günlük hayatımızı etkilese de ulusal anlamda daha az şey etkilediği düşünülen seçimlerdir. Şimdi bundan dolayı 2023 seçimlerine doğru giderken Erdoğan'ın oynadığı beka söylemi ve bununla etrafını inşa ettiği milli güvenlik anlatısı çok tuttu. Seçmenler adeta sadece bunun için oy verdi. Zaten Erdoğan'ın da adeta tek argümanıydı bu. İkincisi, bunlar mahalli seçimlerde çalışmıyor. Mahalli seçimlerde beka söylemi veya işte ulusal güvenlik anlatısı, işte HDP, PKK, CHP anlatısı o kadar etki yapmıyor. Dolayısıyla 2024 seçimleri ile 2023 seçimleri arasındaki ilk fark bu. Tayyip'in konuştuğunu biliyorum. Bir yandan ona şey yapacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Onu takip edeceğim zaten. Yayının sonunu en sonunda Erdoğan'ın söyledikleriyle bitireceğim. Bir yandan siz de Erdoğan'ın söylediklerinin ne olduğunu bana yazabilirsiniz. Şimdi şöyle devam edelim. İkinci olarak mali seçimlerinde zaten genel seçimlerde oy verdiğini söyleyen seçmen, işte son bir defa Erdoğan, son bir defa AK Parti diyen seçmen, bu kozu zaten genel seçimlerde kullandığı için yerel seçimlerde bir daha AK Parti'ye veya işte son defa AK Parti argümanına pek teşne olmuyor. Çünkü zaten üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini düşünüyor ve dolayısıyla artık daha ekspresif, daha kendi fikirlerini ifade eden, tepki ise tepki koymayı daha çok önemseyen bir siyaset yapmaya, oy vermeye meyilli oluyor. Dolayısıyla beka siyaseti çalışmadı.
son bir kez daha mahalleme oy vereyim diyen hissiyatı genel seçimlerde kullandılar. Dolayısıyla seçmende oluşan tepkinin adeta bir işte düdüklü tencerenin patlaması gibi yerel seçimlerde AK Parti adına patladığını görüyoruz. Üçüncüsü şu arkadaşlar. Şimdi tüketici güven endeksine bakın. Tüketici güven endeksi ile AK Parti'nin oyu arasında gerçekten çok güçlü bir korelasyon var. Bundan dolayı tüketici güven endeksini mesela genel seçimlerden önce çok yukarıda olduğunu görüyoruz. İkinci anlamda ise yerel seçimlerde 2019 ve şimdiki yerel seçimlerde ise gerçekten dipte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben bir anda takip ediyorum ama siz yazabilirsiniz Erdoğan neler diyor ise. Dolayısıyla tüketici güven endeksi düşmüş durumda. Peki niye düştü tüketici güven endeksi? Bir, faiz politikaları, iki, kemer sıkma politikaları. Erdoğan zaten 2019'da onu kaybettiren siyasetin ekonomideki gerileme olduğunu fark etmişti. Tüketici güven endeksi düşmüştü ve aynı zamanda işsizlik artıyordu 2019'dan önce. Dolayısıyla biz 2019'dan sonra AK Parti'nin koronanın salgının da etkisiyle beraber sürekli genişleyici ekonomi politikaları uyguladığını gördük. Enflasyon artmasına rağmen faizler indirildi, insanlar sürekli tüketime teşvik edildi, ev sahibi oldular, araba sahibi oldular. En kötü sürekli maaşlar arttığı için en azından bir refah içerisinde yaşadıklarını düşündüler. Fakat bu seçimden sonra pek sürdürülemez bir boyuta gelmişti artık. Mehmet Şimşek'in gelmesi ve bununla beraber işte faizi arttırıcı politikaların uygulanması, kemer sıkma politikalarının uygulanması, talebin düşürülmesi odaklı bir siyasetin yürütülmesinin sebepleri de buydu. Fakat kimin kemeri sıkılıyor? Senin benim kemerim sıkılıyor. İşte bir memurun, bir esnafın, küçük esnafın, bir işçinin satın alma gücü gittikçe düşüyor. Bununla beraber asgari ücretin artık senede bir defa değil, senede iki defa değil, sadece bir defa artırılacağını söylenmesi, emeklere verilen zammın yetersiz olması, bununla beraber verilecek zamların resmi enflasyona göre, beklenen enflasyona göre ayarlanması gibi durumlarda insanların gerçekten oy kaybı yaşadığını görüyoruz. Yani iktidara daha az güvendiğini görüyoruz. Can şimdi şey demiş, işsizlik sadece %1 arttı fakat orada bir trik var. Orada bir trik var, o da şu. İşte son 2-3 ay içerisinde iş arayanlar işsiz diyorlar. Bundan dolayı işsiz sayısı normalde daha fazla. Siz iş aramayı bıraktıysanız aslında bu işsiz kategorisinin içine değinilmiyorsunuz. Dolayısıyla ikinci kategoride 2023 seçimlerinden sonra olan ekonomik durgunluk, faizin arttırılması ve bunun ekonomik durgunluğun getirmesi ve bunun maliyetinin ve külfetinin daha çok insanlara yıkılması. Üçüncü aşama ise şu arkadaşlar, özellikle yeniden refah etkisi. Şimdi yeniden refah birazdan daha detaylı gireceğiz ama yeniden refahın da AK Parti işte Kayseri'de, Konya'da, Yozgat'ta, Şanlıurfa'da yani Anadolu'nun içinde ve Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da Anadolu'nun kalbinde gerçekten çok eksiye geçirdiğini görüyoruz. Bundan dolayı AK Parti aslında bir alternatif doğmuştu ve seçmenler AK Parti yerine kendi işte rahatsızlıklarını ve kaygılarını aktarabileceği de ekstra bir parti buldular. Üçüncüsü. Dördüncüsü özellikle seçmenin mesela genel seçimlerin aksine zorlu bir şekilde onları işte tek partiye oy vermeye zorlamak yerine farklı partilerle girmesine rağmen stratejik davrandığını görüyoruz bu seçimde. Yani genel seçimlerde insanlar tek bir adaya oy vermeye zorlandı, beraber hareket etmeliyiz diye. Bu seçimde ise her parti kendi başına girdi fakat seçmen daha rasyonel davranarak sadece kazanacak adaylara oy vermiş ve burada CHP açık ara farklı çıkmış. Mesela şunu düşünsenize, Zafer Partisi %1 aldı Türkiye genelinde veya HDP, DEM Parti İstanbul'da %2 yaşamadı. Aynı şey İyi Parti için de geçerli. Bundan dolayı aslında seçmenler her zaman bu seçimi şunu göstermiş. Kim güçlüyse ona oy vermiş. Bu da CHP'yi patlatırken AK Parti'den de tepkilerin yeniden refah kaygılı bir senaryoda iyice dengesizliğe sebep olmuş. Şimdi bir kere durum bu. AK Parti içerisindeki durum bu. Ve yaşananların sebebi de bu. Bu arada bir yandan şeyde bakıyorum. İşte Ekrem İmamoğlu şu an Erdoğan'la beraber konuşuyor. Yani Erdoğan normalde hep balkon konuşması yapardı biliyorsunuz. Fakat şu an ikisi de konuşuyor. İmamoğlu'nun şu an bilerek konuştuğunu düşünüyorum. Erdoğan'ı gölgelemek için ve o psikolojik üstünlüğü Erdoğan'a vermemek için. Şu an İmamoğlu gömleğini sıyırdı. Şeyini çıkardı.
kravatını çıkardı ve aslında bir nevi ona bir meydan okuma. Yeni liderin, iki liderin çarpışmasını görüyoruz şu an. İki liderin çarpışması ve Ekrem İmamoğlu seneler sonra ilk defa Erdoğan'ın her seçimden sonra yaptığı gibi onun işte bütün siyasete domine etmesini, bütün duygusal ortamı belirlemesine izin vermesini engelledi ve şu an ona karşı lider olarak yükseldiğini görüyoruz. Erdoğan biraz daha sakin bir konuşma yaparken İmamoğlu şu an daha coşkulu ve kuvvetli bir konuşma yapıyor. Şimdi bir yandan da şeyi soruyorum. Şimdi bu da aslında önümüzdeki 2028'in kimle kimin arasında geçeceğinin önemli göstergelerinden biri. Bir yanda Ekrem İmamoğlu, bir yanda Erdoğan var. Bugün şunu yazmıştım ben. Ekrem İmamoğlu kazanırsa ve özellikle 5-6 puan farkla kazanırsa 2028'de muhalefet adına kimin aday olacağı belli. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra muhalefetin dinamosu ve lokomotifi olur. Bütün soldan sağa, Türk'ten Kürt'e aslında merkez içerisinde yer almaya çalışan bütün siyasi aktörler İmamoğlu ile beraber çalışma zorunluluğunu hisseder ve İmamoğlu'nu etkilemeye çalışır. Dolayısıyla İmamoğlu'nun aslında şu an muhalefetin içinden yükselen organik bir siyasi figür olduğunu görüyoruz ve bu saatten sonra İmamoğlu ile çalışmamak bir muhalefet için mümkün olmayacak. Bütün herkes aslında bu gerçeği kabullenmek zorunda kalacak. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar size. Şimdi bu arada İmamoğlu ve Erdoğan'ın neler konuştuğunu da yazabilirsiniz. Ben çünkü bir yandan arkadaşlarıma soruyorum, bir yandan takip ediyorum ama sizler de yazarsanız güzel olur. Bakıyorum. Şimdi 2023 ve 2024'te neden sonuçların farklı olduğunu size söyledim. Şu an için Erdoğan'ın biraz daha yumuşak konuştuğunu söylüyor arkadaşlarım. Biraz daha kalender karşıladığını biraz söylüyor. Şimdi Zafer Partisi'ne konuşacağız ama milliyetçi siyasete en son geleceğim. Ama önce 2023'ün neden böyle sonuçlandığını da anladık. Ekonomi, yerel seçimde beka siyasetinin çalışmaması, 2023 seçiminin çok önemli bir seçim olması ve iktidar değişikliğinin bir hükümet seçmeni için çok büyük anlama gelmesinden dolayı bu seçimde biz tepkimizi göstermeyelim, bir sonraki seçimde tepkimizi gösterelim hissiyatının baskın gelmesi. Çünkü sen görevini yerine getirdiğini söylüyorsun. Görevini yerine getirdiğinden bahsediyorsun. Ve bir sonraki seçimde o eski seçimde görevini yerine getirmiş olmanın hissiyatının rahatlığıyla daha kolay tepkini ortaya koyabiliyorsun. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne bekliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi burada ne olacak? Şimdi bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim gerçekten önemli bir ivme yaratmış ve önemli bir dinamizm yaratmış. Seçmende olgunlukla karşılanmış, insanlar açısından samimiyetle taçlandırılmış. Demek ki siyaseten kaybedenlerin, yanlış yapanların cezalandırılması ve gönderilmesi her zaman kötü bir şey değil. Lider değişikliği her zaman kötü bir şey değil. Değişimcilerin en büyük, değişim taraftarı olmayanların en büyük argümanı, değişim bu seçimden önce olursa Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verir. Biz bu seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanamayızdı. Fakat bu işin böyle olmadığı ortaya çıktı. Seçmen aksine bu değişimi olumlu karşılamış. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu'nun da söylediği gibi hem Türkiye İttifakı'nı kurabilmiş ve işte İstanbul'da Kürtlerden, İyi Parti'den aynı anda oy alabilmiş. Zafer Partisi seçiminden aynı anda oy alabilmiş. İşte Afyon veya Kütahya'da olduğu gibi milliyetçi seçmenden oy alabilmiş. Karadeniz'de olduğu gibi biraz daha milliyetçi seçmenden oy alabilmiş. İç Anadolu'da daha Anadolu muhafazakarı milliyetçisi seçmenden oy alabilmiş. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. CHP kendini ana akım muhalefet olarak ve ana muhalefet olarak kabul ettirmiş. Oradaki yereldeki insanlar da aynı anda birden fazla kişiye ulaşarak kendi ağırlığını koyabilmiş. CHP ile ilgili dikkat çekmek istediğim nokta şu. Evet, AK Parti tabanının tepkisini küçük seçimlerde gösterdi, bunu söylüyorum. Bir de bunun üzerine iki seçim arasında ekonominin çözülmemiş olması, ekonomik problemlerin hala devam ediyor olması da müthiş bir bıkkınlık yarattı. Bakın, biz kendimiz özellikle muhalif seçmen 2023 seçimlerinde büyük bir değişim beklentisinin içinde olduğumuz için değişim gerçekleşmeyince şunu düşündük. Yani büyük bir hayal kırıklığı ve siyaseten büyük bir kopuş yaşama.
Fakat bu kopuş esnasında iktidar seçmeni içerisinde ne olduğunu göremedik. Ne olduğunu pek gözlemleyemedik. Ben AK Parti ile işte yakın bağ sahip olan insanlarla konuştuğumda veya işte Taşra'ya gidip Cumhur İttifakı'nı destekleyen seçmenle konuştuğumda şunu gördüm. Bizim yaşadığımız hayal kırıklığı boyutunda olmasa bile ciddi bir hayal kırıklığı yaşanıyorlar. Ciddi bir hayal kırıklığından bahsediyorlar. Dolayısıyla ciddi bir hayal kırıklığını ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki hani biz son bir kez reise güvendik ve ekonomi problemlerinden tutun, ülkenin genel problemlerinin çözülmesine kadar birçok konuda onları destekledik. Fakat hiçbir şey düzelmedi. Her şey olduğu gibi devam ediyor. Bundan dolayı orada da ciddi bir kırılmalar yaşandı. Orada da AK Parti içerisinde de ciddi sorgulamalar yol açtı. Zaten var olan tepki bazı problemlerin çözülmemesine iyice arttı ve bu sonuçta oldu. Peki CHP'nin üzerine şu an tarihsel bir sorumluluk var. Bu kesinlikle çok önemli. Şu an tarihsel bir sorumluluk var. Bu arada Erdoğan'ın gerçekten çok yumuşak konuştuğunu görüyorum, duyuyorum. Daha yumuşak karşıladığını söylüyor arkadaşlarım. İmamoğlu ise 16 milyon İstanbul'u kazandı diyor. Ve birçok insana teşekkür ediyor. Erdoğan'ın böyle cümlelerinden bazı kelimeler yazabilirsiniz. Şimdi ikinci olarak şunu söyleyeyim. CHP'nin önündeki tarihsel sorumluluk. Biliyorsunuz 89'da SHP de böyle bir çıkış yaşamış. Fakat 94 seçimlerinde büyük bir hezimete uğramıştı. Şu an CHP'ye toplum bir siyaset yapma kredisi ve imkanı verdi. Siyaset yapma imkanı ve kredisi verdi. CHP'nin şu an bir, şimdiye kadar inşa ettiği demokratik siyasetten ve demokratik söylemden asla vazgeçmemesi lazım. Bakın Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyebilirsiniz fakat Kılıçdaroğlu zamanında geliştirilmiş olan helalleşme söylemi ve Kürtlerle ile muhafazakarlara açılma stratejisi bugün başarıya ulaşmıştır. CHP'yi başarıya ulaştırmıştır. Bu sadece Kılıçdaroğlu özelinde düşünülmemesi gereken bir politikadır. Onun ötesinde CHP'nin bir demokrat siyaset inşa edebilmesinin ve bir kitle partisine dönüşebilmesinin en önemli anahtarıdır. Özgür Özel'in de bundan birkaç saat önce yaptığı konuşmada vurguladığı gibi CHP sadece başta bir sosyal demokrat partidir. Bunun altında bundan sonra bütün Türkiye'deki demokratların birleştiği bir parti olmaya odaklanmalıdır. Zafer Sarhoşluğu'yla eski ulusalcı reflekslere veya topluma aşağıdan bakan söylemlere yanaşmamalıdır birincisi. İkincisi, CHP'nin şu an eline geçmiş olan bu belediyeler onun için tarihi bir fırsat ve bu fırsat içerisinde CHP belediyelerin kesinlikle çok çalışması ve oldukça hizmet getirmesi gerekiyor. Bu çok önemli. CHP'nin gerçekten hizmet getirmesi ve insanları şuna ikna etmesi lazım. Biz hizmet yapacağız. Biz insanlara hizmet getireceğiz. Biz sorumluluk aldığımızda bu sorumluluğu yerine getirebileceğiz. Bu sorumluluğu ifa edebileceğiz. Eğer CHP yolsuzluk skandallarıyla sarsılırsa, CHP içerisindeki insan kayırmacılık ayyuka çıkarsa ve bu iktidar medyası tarafından deşifre edilirse, CHP'ye verilen kredi çok ciddi bir miktarda azalır ve bir sonraki seçimde tersine döner. Bakın Erdoğan son iki haftaya şöyle girdi. Para kuleleri, para kuleleri, para kuleleri. Yani CHP'nin belediyeye sahip olunca bu ranttan para devşirdiği ve kendi siyasetçilerine finansmanını yarattığını söyleyen söylemlerde bulundu. İkincisi bu para kulelerinin işte HDP'ye, PKK'ya, Kandil'e gittiğini söyledi. Dolayısıyla CHP'nin elindeki imkanı iyi değerlendirmesi lazım. Hizmet siyasetine odaklanması lazım. Rant ile kafayı bozması ve parti içi çelişkilere ve çekişmelere düşmemesi lazım. Üçüncüsü CHP'nin buradan bir özellikle yeni bir ideoloji, tutarlı bir yeni bir ideoloji yaratması lazım. Çünkü yerel seçimlerde kendini belli etmeyen fakat genel seçimlerde çok etkili olan bir beka söylemi var. Ve AK Parti bunu besliyor. Ben bunu hep anlatıyorum. İşte teknomilliyetçilik diyorum. Savunma sanayi politikalarından ve bunun üzerine inşa edilmiş olan aktif bir dış politika üzerinden güçlü Türkiye, büyük Türkiye anlatısını inşa ediyor. Ve buradan klasik seküler muhafazakar anlatının üzerine çıkıyor.
Şimdi bu büyük anlatıya CHP'nin bir karşılık verebilmesi lazım ve ben CHP'nin bu karşılığı yeni sosyal demokrasiyle vereceğini düşünüyorum. Vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü güvenlik anlatısını şöyle inşa ediyor Erdoğan. Klasik ayrımların ötesine geçmek için. Normalde bir seküler AK Parti oy vermezken savunma sanayindeki gelişmeleri beğenerek veya savunma politikalarının devam etmesini savunarak AK Parti'yi destekleyebiliyor. Biz bunun örneğini çok gördük. Veya en azından CHP'ye yaklaşmıyor. Çünkü CHP'nin yerli ve milli olmadığını düşünüyor. İşte CHP'nin bu klasik seküler veya muhafazakar ayrımını aşabilmesi için yapması gereken şey şu. Emek siyaseti odaklı. Ama bu emek siyaseti illa işçi siyaseti gibi düşünmeyin. Finansallaşma, konut fiyatlarının artması, piyasanın özellikle uluslararası piyasanın megapollerde ve büyük şehirlerde insanların konut sahibi olmasını ve kiracı olmasını zorlaştırması veya işte motor kuryelerin güvencesizliğin artması gibi daha yeni sol ve sosyal demokrat söylemi, ideolojiyi bir paket olarak getirmesi lazım. Bunun üzerinden söylem inşa etmesi lazım. Bu arada gerçekten Erdoğan yumuşak konuştu. Buradan bizi ne bekliyor noktasında bunları konuşacağız. Erdoğan seçilen başkanları tebrik ediyor şu an. Seçilen başkanları tebrik ettiğini söylüyor. En azından toplumun daha fazla kutulaşmaması ve toplumun daha yumuşak olması için önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz sesini yükseltelim. Evet. Erdoğan yumuşak konuşuyor. Bunları görmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, CHP'nin bu inşa ettiği ideolojik söylemin o üç halkanın bir parçası. İlk halka, tekrarlıyorum, hizmet siyaseti ve ranta boğulmamak. İkincisi, demokrat kimliğin ve siyasetin devam etmesi. Üçüncüsü, tutarlı bir ideoloji, yeni bir ideoloji yaratarak Erdoğan'ın güvenlik siyasetine tepki vermesi. Şimdi buradan şuna devam edelim. Eğer CHP bunu yapamazsa bir sonraki seçimde hizmet altında kalır. Yeniden refah, yeniden refah burada çok önemli. Çünkü yeniden refah biliyorsunuz çok konuştuk, biz çok anlattık. Yeniden refahın ciddi bir ivmeyle geleceğinden bahsettik. Demin Fatih Erbakan konuştu. %8,7 mecliste, belediye meclisinde oy almış Yeniden Refah. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yozgat Belediyesi ve bununla beraber yaklaşık 44-45 tane ilçe kazanmış. Şu an HDP'yi de DEM Parti'yle geçerek Türkiye'nin en büyük 3. partisi oldular. Yani biz Yeniden Refah geliyor, geliyor, geliyor derken aslında sahada bunun büyük bir karşılığı olduğunu size söylemiştik. Ve aslında bir nevi tescillenmiş olduğu Yeniden Refah'ın gelişi bugün Türkiye'de 3. büyük parti Milli Görüş Partisi olan Yeniden Refah oldu ve bir nevi AK Parti'ye AK Parti'ye gerçekten rakip olabilecek, AK Parti'nin bundan sonraki mirasının kim olabileceği de ortaya çıktı. Bu arada Erdoğan'dan bir Suriye operasyon mesajı geldi. Şimdi onun netleşmesini isteyeceğim. Ekonomi politikalarında devamlık olacağını da söylemiş. Benim tahmin ettiğim gibi oldu. Ekonomi politikalarında devam, bunu tweetini yazmıştım hatırlarsanız. AK Parti'nin daha fazla aş ve ekmek verebileceği durumu yok. Fakat daha fazla şiddet verecek. O da Suriye operasyonu. Suriye operasyonunu getireceğini görüyoruz. Şimdi bir A Haber açacağım. A Haber'de Erdoğan neler söylüyor ona bakacağız bir de. Seçim defteri bugün kapanmıştır diyor Erdoğan. Evet, eser ve hizmet siyasetine odaklanacağız. Bir nevi Erdoğan seçim yenilgisini kabul ediyor. Kendisinin aslında rasyonel bir adım attığını düşünüyorum. Çünkü daha fazla kutuplaştırmanın AK Parti'ye daha fazla zarar vereceğini biliyor. Ülkenin seçim gündeminden yorulduğunu biliyor.
Bunun üzerine ekonomi politikalarında böyle devam etmesi gerektiğini de biliyor. Zaten şu an kemer sıkma politikalarının ona herhangi bir maliyeti olmayacak. Önünde bir seçim yok. Önümüzdeki 2-3 sene boyunca bu politikaları devam ettirip 2028 seçimlerinde bunun üzerinde faydalarını almaya çalışacaktır. Orta vadeli faydaları tam da seçim dönemine getirip daha istikrarlı bir döneme girerek aslında 2028 sana geçtiğim gibi Suriye operasyonu masada. Suriye operasyonunun gerçekleşmesi ve üzerine anayasa tartışmalarıyla AK Parti'nin düştüğü bunalımı tersine çevirecektir ve muhalefeti o eski AK Parti'nin peşinden koşan ruh halini içine sokacaktır. Bu şöyle önemli. Bugün Erdoğan ile AK Parti arasında artık çok ciddi bir makas var. Yani insanlar AK Parti'yi bir nevi eskimiş, yolsuz, çürümüş ve girenlerin adeta bir saadet zincirine giriyormuş gibi hissettiği bir parti olarak görürken Erdoğan ise büyük sağın lideri. Erdoğan ise bunun çok daha ötesinde hala kredisi olan hala topluma duygusal bağlarını sürdürebilen bir lider olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insanlar AK Parti'ye kolayca fatura keserken aynı fatura Erdoğan'a kesilmiyor ve Erdoğan bugün öz eleştirisini yapacağını söylemesiyle beraber aslında son bir kez daha kredi istiyor ve bence mantıklı olanı da yapmış. Şimdi burada AK Parti ve Erdoğan arasındaki farkı iyice görmek lazım. Bunlar için söyledim. Şimdi şöyle devam edelim. Yeniden Refah'tan devam edelim. Zaten biz Yeniden Refah'ın nasıl geleceğini, çok etkili olacağını falan söylemiştik. Bunu nasıl yaptı? Üç şeyle yaptı. Birincisi geçen seçimlerde Erdoğan ile beraber girerek Cumhur İttifakı seçmeni içerisinde samimi olduğunu gösterdi. Cumhur İttifakı seçmeni onun Cumhur İttifakı seçmeninin gerçekten alternatif bir muhalefet olduğunu inanması için genel seçimlerde Erdoğan'ı desteklemesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi genel seçimler çok daha alakalı makam mevki olmadığını bir nevi göstermiş oldu. Yani söz konusu vatansa gerisi teferruatı göster. İkincisi bu 30 maddelik mutabakat metninin uygulanmayacağı ve uygulanmaması anlatısı üzerinden şunu görüyoruz. Yeniden Refah neden ayrı girdiğinde seçmenini ikna etti? Burada yayın takılıyor mu? Talha yayın takılıyor demiş. Yayın takılıyor ama sizde takılıyor mu bilmiyorum. Söylerseniz ona göre devam ederiz veya gerekli müdahalelerde bulunuruz. Devamında şunu söyleyeyim. Şimdi takılıyor mu? Şu an nasıl? Biraz devam edeyim. Şu an daha az takıldığını belki söylersiniz. Şunu söyleyeyim bir de arkadaşlar. Yeniden Refah önündeki en büyük engel şuydu. Sen AK Parti'ye kaybettireceğini bile bile neden ayrı giriyorsun? İşte bunun cevabını A şıkkına verdim. Genel seçimlerde sizlerle beraberdik ve dolayısıyla biz aslında size kaybettirmek istemiyoruz. Kaybettirmek isteseydik bu ülkenin milli menfaatlerini ve çıkarlarını düşünmüyor olsaydık genel seçimlerde beraber olmazdık. Dolayısıyla genel seçimlerde beraber olması yerel seçimlerde ayrı girmesinin bir nevi anahtarı oldu. İkincisi Yeniden Refah şunu söyledi. 30 maddelik mutabakat verdik size fakat siz bunu uygulamadınız. Üçüncüsü Erbakan bence şunu yapıyor. Son 3 günde çok başarılı bir hamle yaptı. İstanbul'dan çekilmemizi mi istiyorsunuz? Alın size 3 madde. 1. İsrail ile olan ticareti kesin. İsrail ile olan diplomatik ilişkileri kesin. Ve emekliye 20 bin lira en düşük emekli maaşı 20 bin lira olsun. Bunu yaparak şunu gösterdi. Biz ayrı seçime yine mevki ve makam için girmiyoruz. Bizim belli kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimiz ikimizin parti seçmeninin de ortak noktası. Fakat siz bunu kabul etmiyorsanız aslında zaten öz ve hakiki Müslümanlıktan uzaklaşmışsınızdır.
hem bir yandan AK Parti'nin özünden uzaklaştığı mesajını veriyor çünkü kabul etmeyeceğini biliyor. Hem de bir yandan bizim derdimiz asıl siyasette seçilmek, mevki makam peşinde koşmak değil. Bu Müslümanca siyaseti yaşatmak olduğu mesajını verdi ve AK Parti kabul etmeyince yeniden refah iyice kendini kendi seçmeni gözünde ve ona oy vermeyi düşünen işte emekli olur, ekonomik sıkıntılardan bunalmış küçük esnaf olur, AK Parti'nin gazze politikalarından dolayı AK Parti ile arasına mesafe koymuş muhafazakar seçmen olur. Onlara yeniden refaha oy vermesi için gerekli meşruiyet alanını sağladı. Bütün bunları şundan anlatıyorum. Aynı şeyleri CHP anlatsa, aynı şeyleri İyi Parti anlatsa, aynı şeyleri tip anlattığında seçmen onun anlattıklarına okey olsa bile duygusal bir bariyer koyuyor. İşte yeniden refah bu duygusal bariyeri demin anlattığım şeylerle aştı. Çünkü yerli ve milli muhalefet yapıyor. Yani LGBT konusunda, işte Türkiye'nin dış politikası konusunda, savunma sanayi politikalarında AK Parti'den çok uzakta şeyler söylemiyor. Aslında çok bir ara form bulmuş durumda. Ekonomi adaletsizlik gibi meselelerde, kamu politikalarının uygulanmasında ve bütçe açığı gibi meselelerde çıkıp eleştirilerini yaparken demin anlattığım daha ulusal ve milliyetçi politikalarda AK Parti'nin peşinden giderek AK Parti'nin çizdiği büyük sağ anlatısının içinde kalarak Cumhur İttifakı seçmeninin değerlendirilebileceği, Cumhur İttifakı seçmeninin olumlu ve sempatiyle baktığı bir partiye dönüşüyor. Bunun üzerine şu da çok önemli. Yeniden Refah aslında yerelde çok kuvvetli adaylar gösterdi. Yerelde çok kuvvetli adaylar gösterdi. Yerel seçimlerde insanlar tarafından bilinen, eşrafça bilinen adaylar göstermek çok önemli. Yeniden Refah'ın işte Kasım Gülpınar mesela Şanlıurfa'da yaptığı gibi veya Ordu'da yaptığı gibi, şimdi unuttum Ordu'daki milletvekili ismin şey adayın ismini de, bu gibi yerlerde gösterdiği adaylar ve profiller gerçekten Yeniden Refah'ın bölgede çok fazla insana temas edebilmesini ve çok fazla insanın oyunu alabilmesini sağladı. Dolayısıyla Yeniden Refah'ın siyasetçi tercihleri de çok iyiydi. Azra hoş geldin. AirPod kullanıyorum bu arada. Bilmiyorum ses sıkıntılı mı geliyor? Yeniden Refah'ın bu kadrolar ve politikalar doyum noktası neresi? Bence %10, %15. Yani %10, %15'in üzerine çıkamaz. Çünkü 94'te de %10, %15'ti. Yani biz bugün aslında yani yeniden refah görüyoruz. Literally, gerçek anlamda yeniden refah görüyoruz. Sonrasında zaten biz %15'i aşamıyoruz. Bunda zaten mevcut sistem buna izin vermiyor. Biz liberalleşelim diye AK Parti çıkmıştı. Dolayısıyla tarihi tekrar yaşıyoruz. Ben yeniden refahın %10, %15'in üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Ama Kingmaker pozisyonuna gelerek, yani bugünkü MHP'nin, hatta daha geniş oy tabanına ulaşan MHP'nin pozisyonuna gelerek bugünkü MHP'den daha fazla etki üretebilirler. Bunu da unutmamak lazım. Yeniden Refah gerçekten şu an Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu görüyoruz. Ve bence önümüzdeki zaman içerisinde önümüzdeki zaman içerisinde bir yandan teşkilatlanma gücü artarken, bir yandan elindeki imkanlar artarken toplumsal söylemi belirleme gücü azalacak. Şöyle azalacak. AK Parti onun arasında bir mesafe koyabilir. Veya onun arasındaki ilişkiyi birazcık daha ayıracak. Ve söylemi belirleme gücü bu anlamda Yeniden Refah'tan alınmış olacak. AK Parti doğrudan bunları kendisine ithal edebilir. Doğrudan AK Parti bu söylemleri kendisi alır. Yeniden Refah bırakmaz. Dolayısıyla Yeniden Refah bu ideolojisiz bırakmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. LGBT meselesi veya İsrail meselesinde olduğu gibi. Fakat burada Erdoğan'ın önünde duran çatışma şu. Yeniden Refah'ın ideolojisini ithal etmek isterse birazcık daha radikalleşmek zorunda kalacak toplumsal meselelerde. Ki LGBT meselesinde radikalleşmesinin şu an bir maliyeti yok gibi duruyor. Fakat aynı zamanda daha demokrasi ve daha liberalleşme sinyalleri veriyor. Bakalım bu iki yoldan hangisini tercih edecek. Ama Yeniden Refah şu an bir fenomen olarak karşımızda ve Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak hem de elinde çeşitli belediyeleri almış bir parti olarak
giderek daha fazla konuştuğumuz bir partiye dönüşecek. Milliyetçi siyasete gelelim. Milliyetçi siyasete. Şimdi milliyetçi siyaseti yok oldu. Milliyetçi siyaset başarısız oldu. Milliyetçi siyaset o kadar güçlü değilmiş gibi anlatılar çıkıyor. Ben bunlara katılmıyorum. Neden katılmıyorum? İnsanlar bu yorumu yaparken Zafer'in %1 almasına, İYİ Parti'nin %3 almasına, MHP'nin de %3 almasına dayanıyor. Evet, rakamları üst üste toplayınca milliyetçi siyaset %22, %23 bandından %7 bandına gerilemiş ve başarısız olmuş gibi duruyor. Fakat benim böyle düşünmemenin sebebi 3 tane. Birincisi, milliyetçi siyasetin güçlü olmasının sebebi aldığı oy oranından ziyade bugün toplumsal tartışmayı nasıl şekillendirdiği ile ilgili. Bugün anti-HDP siyaseti, siyasetin en merkezindeki durum. Bugün HDP ile kimse fotoğraf veremiyor. HDP'ye atanan kayyumları CHP dışında kimse eleştirmiyor. Zaten hukuki açıdan ne olup ne bittiyse hukuki açıdan ne olup ne bittiğini kimse takmıyor. Üçüncü olarak göçmenler gönderilsin noktasında kimse aksi bir şey söylemiyor, söyleyemiyor. Bu konuda partiler arası bir mutabakat var. Üçüncü olarak Suriye operasyonu olsa bunu engelleyecek bir parti yok. CHP hayır oyu verir ama hayır oyu verdiği için de kolaylıkla terörize edilir. Dolayısıyla bugün milliyetçi siyaset ciddi bir söylem belirleme gücüne sahip bir. İkincisi milliyetçi siyasetin zaten söylem belirleme gücü de genel seçimlerle ilgili. Genel seçimlerde ülkenin çok daha büyük bir meselesini oyladığımızı konuşmanın başına anlattım. Ve asıl etki gücünü orada yaratıyor. Yani biz işte tırnak içine söylüyorum. Dersimli bir Kürt Alevisi'ni bu ülkenin başına getirmeyiz demek de bununla alakalı bir şey. Değil mi? Biz Dersimli bir Kürt Alevisi'ni bu ülkenin başına getirmeyiz. Bu aslında Türkiye'nin güvenlik kodlarını aşındırmayız, aştırtmayız demek. Dolayısıyla milliyetçi siyasetin asıl etki alanı genel seçimlerdir. Yerel seçimlere bakarak milliyetçilik azaldı, ufaldı denemez. Üçüncü olarak zaten milliyetçi siyaset yerel seçimlerde çok kuvvetli bir siyaset değildir. MHP AK Parti üzerinden son zamanlarda bir başarı kazanmıştı. İYİ Parti de CHP üzerinden bir başarı kazanmıştı. Fakat genel anlamda yerel siyasette MHP her ne kadar örgütlü olsa dahi o İslamcılığın veya milli görüşçülüğün yapan adam icraatçı siyaset vasfına sahip değildir. MHP mesela hukuk fakültelerinde yani 70'lerde ve 80'lerde hukuk fakültelerinde örgütlüydü. Şimdi Taşra'da biraz daha örgütlü. Fakat bu örgütlülük bizim bildiğimiz anlamda icracılık anlamında değil. Biraz daha güvenlik bürokrasisi ve kamu bürokrasisi içinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla zaten icracılık, yerellik pek milliyetçi siyasetin başarabildiği bir şey de değil. Aynen öyle. Göçmenleri gönderme vaadi ayrıca yerel siyasetin bir parçası da değil. Fakat yerel siyasetin bir parçasının ötesine geçtiğimizde ulusal siyasete konuştuğumuzda göçmen siyaseti o zaman önemli olacak. O zaman terör meselesi önemli olacak. O zaman ulusal siyaset önemli olacak. Dış politik önemli olacak. Ve orada milliyetçi siyaset kırmızı çizgileri ve sınırları belirliyor. Kırmızı çizgileri ve sınırları belirliyor. Düşmanın kim olacağını da belirtiyor. Dolayısıyla bütün bu imtiyazlar milliyetçi siyasetin elinde. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu seçim özelinde ekstradan insanlar daha güçlü partilere oy vermiş. Yani CHP ve AK Parti. HDP İstanbul'da %2'yi geçememiş. Zafer Partisi Türkiye genelinde %1'i geçememiş. Şimdi Zafer Partisi geriledi de İstanbul'da HDP %2 mi alıyor? Hayır. Biliyoruz ki HDP'nin en az İstanbul'da %7, %8 oyu var. Fakat neredeyse seçmenlerin %80'i İmamoğlu'na oy vermiş. Ben benzer bir durumun Zafer Partisi içerisinde gerçekleştiğini düşünüyorum. En az Zafer Partisi'nin %3, %3, %4 oyu vardı. Fakat İmamoğlu'na oy vermişler. Çünkü İmamoğlu'nun kazanmasını istiyorlardı. Benzer bir trend Türkiye'nin bütün geneli için geçerli. Zafer Partisi'nin destekçileri ve sempatizanları İmamoğlu'na oy vermiş. Bu Türkiye genelinde de gerçekleşmiş. Bunun neticesinde biz milliyetçi siyasetin ana aktör olmadan yaptığı siyasetin yerel seçimde patladığını gördük. Çünkü MHP'yi düşünün, ana aktör olmadan kingmaker, ikinci adam pozisyonunda olarak hiçbir sorumluluk almayarak siyasetin muhteşem bir belirleme gücüne sahip olduğunu görüyorduk. Fakat bu strateji yerel seçimlerde özellikle
muhalefetin tutunacak son dal olarak gösterdiği yerel seçimler siyasetinde patladığını görüyoruz. İyi Parti iyiden iyi. Mesela bunun göçenlerden biri. Dolayısıyla ben milliyetçi siyasetin ve milliyetçi siyaset etkisinin kırıldığını kesinlikle düşünmüyorum. Ama parti bazında incelediğimizde İYİ Partisi müthiş İYİ Parti müthiş bir buhrana girecek ve ben orada tabii ki bir olağanüstü kongre süreci olacağını öngörüyorum ilk olarak. Meral Akşener başarısız bir siyaset yürüttü. Çünkü 2023 seçimlerinden sonra Meral Akşener'in yaptığı tek şey anti CHP ve anti Kılıçdaroğlu siyaseti oldu. Ve bu insanlara hiç güven vermedi. Ayrıyeten geçen sene Cumhurbaşkanı adayı olarak çağırdığın insanları bu seçimde yerden yere vurdun. Bunlar aslında insanlarda ciddi güven bunalımı yaratan durumlar. İkinci olarak CHP, evet, Kemal Kılıçdaroğlu kendini dayattı ve bu noktada büyük bir hata sahibi ve belki de 2023 seçimlerinin kaybedilme faktörlerinde birinci sıraya veya ikinci sıraya yazarsınız. Fakat bunun ötesinde MHP, Meral Akşener başka ne söyledi? CHP en azından bir değişime gitti ve CHP değişime gittiği an Meral Akşener'in bütün eleştirileri boşa gitti. Tamam. CHP var olan günahlarını döktü. Ve burada öz eleştirisini yaptı. Peki İyi Parti ne yaptı? Öz eleştiri mi verdi? Vermedi. Sadece CHP eleştirisine tıkalı kaldı ve alternatif bir siyaset üretmekte çok zorlandı. Ve bu seçimde de göçtüğünü görüyoruz. Zafer Partisi kazandığı ivmeyi kaybetti ama biz bir yazı çıkarmıştık birikimde. Okumanızı tavsiye ederim. Zafer Partisi Ümit Özdağ'a rağmen neden yükselecek? Ve yükselme nedenleri olarak konjonktürel ve yapısal nedenler olduğunu söyledik. Yani Türkiye'nin yapısı gereği ekonomik kriz, güvencesizlik, artan göç sayısı, mevcut göçmenlerin yerleşmesi, Türkiye'nin uluslararası vizyonuyla ulusal beklentilerinin ayrışması, erkeklerin giderek sağa kayması gibi sebeplerden Zafer Partisi'nin uzun vadede kazanacağını ve gelişeceğini söylemiştik. Ümit Özdağ rağmen bayağı tepki topladı. Bu seçimde %1 almış olması sanki bizim tezlerimizin yanlış olduğunu gösteriyor gibi gelebilir size. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Zafer Partisi veya çizgisi dedik. Çizgisi dememizin belli bir sebebi var. O parti olmasa bile o ideoloji, ulusalcıdan kastımsa bizim bildiğimiz ulusalcı değil. İzolasyoncu yani. İzolasyoncu. Territorial. Bu sınırlar içerisinde olsun her şey. Biz başkasının malına, toprağına gitmeyelim. Başkası da bizim malımıza, toprağımıza gelmesin. Paramızı başkalarına harcamayalım. Kendi vatandaşımıza harcayalım hissi bir. İkincisi göçmen karşıtı. Üçüncüsü Türk milliyetçiliği, güvenlikçi Türk milliyetçiliği. Bunlar güçlenecek. Ben güçleneceğini düşünüyorum. Bu illa Zafer Partisi içerisinde olmak zorunda değil. Hakim söylemin böyle şekillenmesi de bunun bir parçası. MHP zaten %8-10 bandında hep oy alan bir parti. Dolayısıyla ben MHP özelinde de çok ciddi bir sorumluluk ve çok ciddi bir bunalım yaşanacağını düşünmüyorum. Ha, orada bir Bahçeli'nin durumu söz konusu. Sağlık durumu ve bir sonraki MHP Genel Başkanı kim olacak durumu var. Onu da göreceğiz. Şimdi son şunu, yani DEM Parti'yi konuşalım. Bence DEM Parti buradaki en bilinmez durum. Çünkü Kürt siyasi hareketi birkaç parçaya bölünmüş durumda. Biz bu seçimde de gördük. Leyla Zana mesela özellikle doğudaki Kürtleri örgütleyerek batıdaki Kürtlere seslendi ve dedi ki bizim adayımıza oy verin. Ana akım muhalefeti desteklemeyin. Hatta seçimden sonra Erdoğan'la oturalım ve konuşalım. Bunu söyledi ve bir ikinci çözüm süreci tartışmaları olup olmadığı çok konuşuldu. Biliyoruz ki Başak Demirtaş'ın adaylığı aslında bir nevi iktidara atılmış bir mektuptu. Yeni bir çözüm sürecinin başlaması noktasında. Fakat iktidar pek yanaşmadı buna. Ben yanaşmamasını anlayabiliyorum. Sebebi şu. Çünkü neden iktidar şu an büyük bir toplumsal maliyeti göze alarak HDP'yle yakınlaşsın? HDP'yle yakınlaşacak hiçbir durum yok. Kürtleri istediği gibi dövebiliyor. Kimse ona karışmıyor. Arkasında MHP desteği var. Ve bu MHP desteğinden ayrılmak çok maliyetli. Kamuda, bürokraside,
emniyette, askeriyede, bir sürü bürokratta ve şeyle çatışacak. Hiç gerek yok. Kürtleri yanına çekmesinin de ona bir faydası yok. Öyle bir seçmen tabanına sahip değiller artık. Dolayısıyla neden bir çözüm süreci başlasın ki? Ben böyle düşünüyorum. O yüzden o çözüm sürecinde AK Parti'nin isteksizliği, Kürt siyasetinin çeşitli mektuplar atarak hadi belki tekrar bir alternatif başlatabiliriz, tekrar bir çözüm süreci başlayabilir noktasına AK Parti'nin çok umursamaması bence bunlardan kaynaklanıyordu. Ama burada asıl mesele Suriye olacak. Belirsizliğin bir kaynağı da Suriye. Çünkü Trump'ın seçildiği durumda Suriye'den çekilecek ABD ve Türkiye'nin YPG saflarına bir operasyon, hem de büyük bir operasyon düzenleme ihtimali var. Ki Erdoğan da biraz buna değindi bugün. Ve bu da yine Kürt siyasetini ilgilendiren meselelerden biri. Çünkü şunu söyleyeyim, anayasa değişikliğine de gireceğim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi herkes Selahattin Demirtaş'ın bir hatasını konuşuyor biliyorsunuz. Seni başkan yaptırmayacağız meselesini bir hataya bağlıyor. Hani işte HDP, o zamanki adıyla HDP, Erdoğan'ın karşısına almamalıydı. Fakat oradaki asıl mesele başkanlık sistemi değil. Oradaki asıl mesele şu. Bundan 5-6 ay önce, yani 2015'ten 5-6 ay önce biliyorsunuz Kobani düştü düşecek Kobani düştü düşecek diye bir tartışma vardı. Erdoğan çıktı dedi ki IŞİD Kobani'ye saldırıyor ve Kobani düşsün. Ve Kürt siyasi hareketi buna ciddi bir tepki gösterdi. Çünkü Kobani'de bizim kardeşlerimiz, bizim soydaşlarımız var ve onları savunmalıyız. Türkiye içinde sonra büyük bir kavga koptu. En sonunda peşmergenin geçilmesine izin verildi ama buradaki ana mesele şu. Türkiye'deki Kürt siyasi hareketi daha uluslararası bir siyaset anlayışına sahip. Yani Irak'ta ve Suriye'de olanlarla da ilgileniyor. Ve bu Türkiye'yi çok rahatsız ediyor. Türkiye'deki hakim siyaseti rahatsız ediyor. Yani Türkiye'deki Kürt siyaseti Türkiye topraklarıyla sınırlı değil. Irak ve Suriye'deki gelişmelerle de ilgileniyor. YPG olmak üzere. Türkiye ise kendi iç sınırındaki Kürtlere belli imtiyazlar verebilir ama bölgesinde kurulacak bir Kürt devletine karşı. Bundan dolayı Kürt siyasi hareketi aslında şöyle bir ayrımın önünde. Ya Türkiye ile kendini sınırlandırıp çeşitli imtiyazlar ve haklar alacak ya da şöyle gözüküyor. Uluslararası perspektifini ve Kürt ulus inşasına desteğini devam ettirerek Türkiye'de marjinalleştirilmeye devam edilecek. Şimdi bu neden neden önemli? Yine bir Suriye operasyonu olunca DEM Parti buna karşı çıkacak ve DEM Parti kolaylıkla terörize edilecek. O yüzden Kürt siyasi hareketini bekleyen önemli tartışmalardan biri de YPG'nin durumu. İkincisi Erdoğan ile ittifakın olup olmaması. Burada bir takım kanat Leyla Zana olmak üzere buna yakın gözüküyor. Demirtaş'tan ses çıkmadı. Dolayısıyla o şimdilik ses çıkarmayan ve bu anlamda AK Parti ile uzlaşmayan tarafta olduğu gözüküyor. Abdullah Öcalan zaten Tecrit'te ondan Kürt siyasi hareketi herhangi bir ses seda alamıyor. Dolayısıyla orada büyük bir kaos ve kakofoni var. Bunun üzerine şöyle bir durum da var. Her durumda gerçekten Kürt siyasi hareketinde katılım oranları düşüyor. Bu da siyasete olan inancın azaldığının bir göstergesi. O yüzden ben Kürt siyasi hareketinin bir durgunlukta olduğunu görüyorum. Ama CHP'ye yakınlaşarak veya CHP içerisinde bulunarak belki kendi rotasını çizmeye çalışacaklar. Ama orada CHP de şunu hesaplayacak. Böyle bir toplumsal dinamizm yarattığı senaryoda Kürt siyasi hareketinin tırnak içinde negatif konotasyonunu almadan nasıl Kürtleri kendisine dahil edebilir? Biraz bunu düşünecek. Mesela İmamoğlu'nun seçim boyunca yaptığı Kürtçe konuşmak, Kürtçenin ne kadar güzel bir dil olduğunu vurgulamak ama DEM ile herhangi bir fotoğraf vermemek bunun bir stratejisi.
Farkındaysanız İmamoğlu Kürtçe pankartları okudu. Kürtçe öğrenmek istediğini söyledi. Fakat iş DEM Parti ile fotoğraf vermeye veya DEM Parti ile beraber anılmaya gelince ondan kaçtı. Bugün ama Özgür Özel ise mesela kayyum politikalarını eleştirdi. Bu anlamda CHP'nin en azından hukuk ve anayasa bağlamında Kürt siyasetinin yaşadığı eksikliklere sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunun toplumsal dinamizmi daha çok arttıracağını ve Türkiye ittifakının daha kolay kurduracağını da düşünüyorum. Eğer bahsettiğim gibi bir kaygıları varsa. Şimdi son olarak şeye gireceğim ve sonra bitireceğim. Bizi ne bekliyor? Ne olabilir? Şimdi Erdoğan'ın ben daha sert ve sinirli bir konuşma yapmasını bekliyordum. Birazcık daha mutedil karşılamış. İki nokta. Birincisi ekonomi konusunda zaten Mehmet Şimşek politikaları ve kemer sıkma politikaları, tırnak içinde rasyonel politikalar devam edecek. En azından artık bunun herhangi bir maliyeti zaten üzerlerinde olmayacak. İyi yayınlar dilerim Mustafa Burak. İkinci olarak ben güvenlik politikalarında özellikle Suriye operasyonunun masada olduğunu, özellikle Trump seçilirse de Suriye operasyonu üzerinden Türkiye'de iktidarın kaybettiği enerjiyi tekrar kazanacağını söylüyorum. Neden tırnak içinde söyleyeyim rasyonel politikalar? Hani sanki o neoliberal söylemin dışındaki bütün ekonomik paradigmalar irrasyonelmiş de tek rasyonel olan şey neoliberal faiz politikasıymış, kurumsal liberal institutionalizmmiş gibi olan anlatıyı pek sevmiyorum. Onun dışında olan her şey irrasyonel. Tek rasyonel siyaset, tek rasyonel politika yapımı, faiz odaklı, liberal kurumsal siyaset ve liberal kurumsal politikalar bütünü fikrine pek ısınamıyorum. Doğru olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden tırnak içinde söyledim. Dolayısıyla ben Türkiye'nin bir Suriye operasyonuna teşne olduğunu düşünüyorum. En kötü Irak'a yönelik bir operasyon olacaktır. Buradan o güvenlikçi siyaset devam edecek. Bir de şunu söyleyeyim. AK Parti anayasa tartışmalarına getirecek ve AK Parti anayasayı değiştirmeye çalışacak. Anayasayı değiştirmeye çalışacak. Dolayısıyla bu anayasa tartışmalarının ne olacağını göreceğiz. Burada İyi Parti yanına çekebilir gibi geliyor. Eğer AK Parti liberalleşmek istemiyorsa, yani güvenlikçi siyasetin devam etmesi, anti-Kürt siyaseti çizgisinin devam etmesi ve CHP'yi marjinalleştirme niyetine sahip çıkan bir AK Parti'nin yeni müttefiki İyi Parti olacaktır bence. Orada bir İyi Parti, MHP, AK Parti birlikteliği görebiliriz. Çünkü aksi, yani AK Parti'nin liberallere ve Kürtlere kayması çok daha büyük bir soru işareti ve AK Parti için kopması gereken çok daha fazla bağ demek. Ben o yüzden hedefin İyi Parti olduğunu düşünüyorum. Ki İyi Parti'ye zaten sık sık çağrı yapılmıştı. İyi Parti ile de ekonomide liberal ve rasyonel politikalar, dış politikada ise güvenlikçi politikalarda çeşitli ortamlar sağlanabilir. Dolayısıyla birçok insanın söylediği işte Kürtlerle AK Parti anlaşacak, AK Parti ile Gelecek Deva anlaşacak argümanın pek doğru olduğunu düşünmüyorum. bu anlamda demin Yeniden Refah'ın argümanlarını AK Parti'nin ithal edeceğini söyledim. Belki Yeniden Refah'ın içerisinden de bazı milletvekilleri ve Yeniden Refah'ın içerisinden de bazı siyasetçiler ithal edilmeye çalışılabilir. Erken seçimin kesinlikle olacağını düşünmüyorum. Yani erken seçimin bir zırva olduğunu düşünüyorum. Bence erken seçim bir zırva. Neden Erdoğan tekrar bir seçim maratonuna ve gündemine girsin? Erken seçimi kesinlikle bir iyimserlik olarak görüyorum. Şu an Erdoğan ekonomideki politikaların meyve vermesini bekleyecek. Çözüm süreci olmasından çok emin değilim.
Erken seçim hadi 2028'de olsun. Orada erken seçim demem ben. Önümüzdeki şey 2027'de olsun. Bu erken seçim değildir yani. Çözüm süreci olacak yazmış bir arkadaş. İsmini göremedim. Ben çözüm süreci olsa bile yani tam kafamda tahayyül edemiyorum nasıl bir çözüm süreci. O yüzden emin değilim. Yani Türkiye için YPG'nin var olması bir kırmızı çizgi. Dolayısıyla buna rağmen Türkiye'nin sınırındaki bir YPG varlığını kabul edeceğini pek düşünmüyorum. DEVA hakkında ne düşünüyorum? DEVA tamamen bitmiştir, projedir. DEVA artık toplumsal karşılığı olmadığını ispatlamış, bekleneni verememiş, heyecanı sönmüş bir partidir. Aldıkları 15 veya 18 milletvekilinin de iyiden iyiye meşruiyetinin kaybolduğunu düşünüyorum. Bakıyorum. Abi Bilge Yılmaz'ın açıklaması hakkında ne düşünüyorsun? Bilge Yılmaz çok uzun bir süredir yani 3-4 aydır genel başkanlığa hazırlanıyordu. Kulağımıza gelmişti. Fakat ben Bilge Yılmaz'ın İyi Parti içerisindeki dinamikleri bir arada tutabilecek bir kalibrede olduğunu düşünmüyorum. Meral Akşener'i gitmeye zorlayabilirler. Fakat bugün İyi Parti varsa Meral Akşener sayesinde var. İyi Parti içerisindeki birbirinden çok fazla kliği bir arada tutuyor. Bu anlamda Bilge Yılmaz'ın bir hayal gördüğünü düşünüyorum. İyi Parti'yi yönetebilecek tinette biri değil. Siyaset şöyle bir şey arkadaşlar. 45-50 yaşından sonra bir şekilde yukarıdan size verilen bir pozisyonla yapabileceğiniz bir şey değil. Çok daha teşkilatçı olmanız lazım. Çok daha temelden geliyor olmanız lazım. Bu anlamda Bilge Yılmaz'ın ben İyi Parti Genel Başkanlığı sorumluluğunu alabileceğini düşünmüyorum. Öyle bir şeyi denerse de başarısız olacaktır. O iyi bir ekonomi bakanı olmaya aday olmalı. Fakat bunun ötesinde olması bir hayaldir. Ha, İyi Parti'de şimdi Meral Akşener'e bayağı kalkan ve kılıç kalkacaktır, onu söyleyeyim. Fakat son tahlilde şunu söyleyeyim. Ya bu bizi bir arada başka tutan olmaz düşüncesi hakim olursa şu olur. Meral Akşener kalsın. Onun dışında kimse bizi bir arada tutamaz düşüncesi olursa. Fakat ben İyi Parti'nin belki Cumhur İttifakı'na yanlayabileceğini düşünüyorum. Fakat orada da şöyle bir sorun var. İyi Parti milletvekillerinin bir kısmı yanlamış olsa da İyi Parti seçmen tabanı oldukça Erdoğan karşıtı. İstanbul seçimlerinde gördüğümüz gibi İyi Parti %3 aldı. Dolayısıyla İyi Parti bir nevi Deva 2 olabilir. Yani milletvekili olan ama toplumsal karşılığı olmayan veya toplumsal karşılığı oldukça azalmış bir partiye dönüşebilir. Çünkü Deva Partisi diyorum. İyi Parti'nin seçmen tabanı en çok CHP'ye benziyor ve bayağı bir Erdoğan karşıtı. O yüzden milletvekilleri transfer edilmesi oy oranlarının transfer edildiği anlamına gelmiyor. Tabii Erdoğan'ın buradan istediği şey ise anayasa için yeterli milletvekili düzeyine ulaşmak olacak. 360 ulaşarak referanduma götürmesi için. Bunun ötesinde bu referandumda hangi tartışmalar olur? Bunu göreceğiz. Ben hala bir çözüm sürecinin uzakta olduğunu düşünüyorum. Olsa dahi Kürtlerin ağzına çalınacak bir bal olduğunu düşünüyorum. Kürt siyasetçilerin de bunu çok kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu anlamda Türkiye'de artık muhalefetin lokomotifinin CHP olduğu kabul edilmiştir. Dolayısıyla Kürtlerle Dem ile masaya oturmayan bir AK Parti Dem'i de oradan CHP itmiş anlamına geliyor. Wilders'ın tweetlerini gördüm. İsrail Dışişleri Bakanı da İmamoğlu'nu tebrik etti. Zaten A Haber izliyordum ben. A Haber'de ne konuşuyorlar diye. İşte bu Ekrem İmamoğlu'nun uluslararası bir proje olduğunu göstergesidir gibi açıklamalarda bulundular. Wilders'ın tweetleri de gerçekten saçma sapan. Ben zaten çok saygı duyduğum biri değil. Diyelim sizin sorularınız yok ise seçmen taşıma olayı tabii ki antidemokratik bir uygulama. Bana birkaç gün önce bir arkadaş yazmıştı.
Uçaktayken bir askerle tanışmış. Asker Siirt'e, işte beraber Siirt'e gidiyorlar. Açık açık işte taşıma seçmen olduklarını, Siirt'te oy farkının çok az olduğunu, işte 2-3 bin gibi bir şey. Yaklaşık 5 bin güvenlik personelin Siirt'e kaydırıldığını, böylece Siirt'in AK Parti'ye geçeceğini falan anlatmış arkadaşı. Arkadaş da bana aktardı. Bugün de zaten fotoğrafları ve videoları düştü. Yani bu anlamda şunu söyleyeyim. Bu antidemokratik bir uygulama. Türkiye'de şu an Kürtlere ve batıdaki insanlara, batıdaki insanlar demin sebebi, hani batıda sadece Türkler yok. Farklı politikalar uygulanıyor diyeyim. Yavaştan kapatayım. 126 kişiyiz. Yayını beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. 47 like var. Like sayısını artıralım. Önümüzdeki günlerde program çekmeye devam edeceğim. Özgür Özel'in yaptığı açıklama iyiydi. Ben konuşmasını epey beğendim. İyi bir konuşma yaptı. Fakat üzerine gitmeye devam etmeli. Özellikle DEM Şırnak İl Eş Başkanı'nın gözaltına alınması konusunda da bence bir açıklama yapmalı. Kayyumlar atandığında da sert bir tepki göstermeli. Böyle yayını beğendiniz mi bu arada? Çok böyle kafamdaki her şeyi anlatmak istedim. Yani 2020 seçimlerinden farkı ne oldu? AK Parti ve Erdoğan ne yaşadı? CHP ne yaşadı ve önünde nasıl bir sorumluluk var? Bundan sonra CHP ne yapmadı? Bunun üzerine milliyetçi siyaset göçtü mü? DEM Parti'nin üzerine ne var? Ve yeniden Refah. Böyle büyük bir panorama olmuş oldu. Umarım bu bir saat sizin en azından seçime dair fikirlerinizi ve düşüncelerinizi biraz daha keskinleştirmiş ve sizde de belli analizleri ve belli düşünceleri tetiklemiştir. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere.